Öncelikle hocamızın da sunumda ettiği gibi, yani bugün 21 Mayıs önemli bir tarih. Atalarımızın, ecdadımızın, bizim varlığımıza sebep olan büyüklerimizin zulüm ve baskı görerek 160 yıl önce öz yurtlarından sürgün edildi. Ve bunların 601'i de bu vesileyle vefat edildi. Allah bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Burada yine hocamızın dediği gibi 17 yıldır devam eden bu beraber birliktelik ve bir araya gelip Kur'an'ın okunması, dua yapılması çok anlamlıdır ve çok da güzel bir uygulamadır. Onun için öncü olan, yaşatan herkese Rabbim razı olsun. Bizim gücümüzü arttırır, mutluluğumuzu arttırır, sıkıntılarımızı da azaltır. O ecdadımıza, atalarımıza, geçmişimize layık olmak için öncelikle yaradan Rabbimize iyi. Bu akşam ölmüş şehitlerimize Mevlüt-i Şerif için toplanmış bulunuyoruz. Bu sene 160. yılımız sürgün edilişimizin. Bunu içimizde çok hissediyoruz. Unutmayacağız. Tabii ki çocuklarımıza da bunu unutturmamamız gerekiyor. Üzgünüz bu konuda. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir insanoğlu hiçbir soykırımı hak etmiyor diye düşünüyorum. Bu akşam bu mevlütten sonra 24'ünde, 24 Mayıs'ta belediyenin kültür merkezinde bir panelimiz olacak. Onun haricinde 25 Mayıs'ta akşam saat 6'da belediye başkanının bize yapmış olduğu rölyefinin önünde toplanacağız. Bütün Türkiye'deki bizim bir üst kurulumuz olan Kafvet organizasyonu ve belediyenin organizasyonu ve bizim derneğimizin organizasyonuyla birlikte yapmış olduğumuz bir anma etkinliğimiz olacak. Oradan kortej yürüyüşümüzle birlikte sonucunda Anıt Park'a geleceğiz. Anıt Park'ta da bazı görsel gösterilerin haricinde ve anma gününün anlamını ifade eden şekilde Vali Bey'imizin konuşması, belediye başkanımızın protokolün konuşmalarıyla devam edecek olan bir program olacak. Daha sonra da fener meşalelerimizle birlikte fener yürüyüşümüz olacak. Belediyenin önüne kadar böyle bir etkinliğimiz olacak anma programımızla.